sizin kavganız bitmiyor Uber'cilerle. Biz hakkımızı arıyoruz. Emeğimiz ve ekmeğimiz karşısında mücadele ediyoruz. İstanbul halkı bizi istiyor. Biz işimizi yaptığımız için sevildik. Uber olduğumuz için değil. Taksi, Uber belki de son zamanlarda en çok duyduğumuz, gördüğümüz tartışmalardan biri, bir türlü sonu gelmiyor. Hatta tartışıldıkça Uber'in araç sayısı artıyor. Öyle bir artış ki son 5 ayda 4000 olan Uber araç sayısı 10.000'i aştı. Taksiciler, onlar korsan taşımacılık yapıyor diyor. Uber'cilerse bizim belgelerimiz var, usulsüzlük yapmıyoruz diyor. İşte tüm bu tartışmalar devam ederken birkaç gün önce Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla D2 taşıma belgesiyle Uber gibi taşımacılık yapanlara cezalar geldi. Bu durumun önü kesilsin diye. Korsan taşımacılık yapanların komisyon almaları yasaklandı. Artı bu komisyon alıp da taşımacılık yapan firmaların tespiti halinde de belgeleri kesinlikle iptal olacak. Taksiciler karara sevindi. 4 yıldır emeği ekmeği çalındığından dolayı büyük bir ders çıkardı. Bundan sonra kendimizi yenileyeceğiz, çek edeceğiz ve İstanbul halkına en iyi bir hizmet vereceğiz. Uber tarafı ise devletin bu adımı karşısında biz rahatız diyor. O belgeye de çok ihtiyacımız yok. Biz işimizi yapacağız. Uber Sürücüleri Platformu Başkanı Vedat Kaya, D2 belgesinin bizim için önemi yok diyor. Zaten İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin bize vermiş olduğu belge, TURSAP'ın vermiş olduğu belgeler yeterli. Zaten hani bizi bir külfiyetten kurtarmış oldu devlet, öyle diyelim. O belgeye de çok ihtiyacımız yok. İnsanlar mecburiyet karşısında taksiye biniyor. Bu ortadan kalkmaya başladığı için taksiciler çok rahatsızlar. Biz şehir içi ulaşımının rekabet açılmasını istiyoruz. Rekabet kaliteyi getirir. Vatandaşsa... Taksici arkadaşlar da devam etmeli, onlar da devam etmeli. Herhangi bir tarafın bitmesi diye bir şey söz konusu olamaz zaten. Uber kullanmıyorum, düşünmüyorum da. Neden? Çünkü ben taksici kızıyım. Ekmeğimize de balta sürmeyi düşünmüyorum. Cezalar etkili olur mu? Tartışmalar sürer mi? Bunu yine zaman gösterecek.